hırsızların ilk girdikleri ve bu demir korkuluğu, hırsızlardan korunma için yaptığım demir korkuluğu nasıl bir güçle söküyorlarsa, fazla zarar da verilmediğinden nasıl söktüklerini bilemiyoruz. Ondan sonra pencereyi açıyorlar. Fırlarını kırıyorlar. Pencere açılıyor. Buradan giriyorlar. Girdikten sonra iç oda kapalı. Onu kırıyorlar. İç odayı kırdıktan sonra polislerin ifadesine göre içeriden patlatılmış ana binanın giriş kapısını kırıyorlar. Giriş kapısının önündeki demir muhafazayı kırıyorlar. Eşyalarımı çalıyorlar. Giderken de bahçenin ana giriş kapısının demir kapıyı kırıp söküp götürüyorlar. Çok ilginç. Evet. Hiçbir şey, ortalıkta hiçbir şey bırakmıyorlar. Peki kamyon getirmeleri gerekiyor. Kamyon da mı götürüyor? Kamyonun izleri vardı. Hırsızmış ya da banyo bataryasını da götürecek. Esnaf geç koparamayınca. Ama herhalde demek ki batarya... Pencerenin korkuluk demirini çalıyorlar. İçeri giriyorlar. Pencereyi kırıp içeride çalacak değerli bir şey bulamayınca muslukları götürüyorlar. Daha önce Şubat ayında girdiklerinde çamaşır makinemi, televizyonumu, eşyalarımı birçoğunu götürmüşler. Bir kısmı pakette kalmış. Fakat hırsızlar halen yakalanmadı. Konya'ya çocukların yanına gezmeye gittiğimizde hırsızın girdiğini haber alıyoruz. Şimdi polisi müracaat ettik. Bir baktık ev darmadağın olmuş. Çalacak bir şey bulamayınca bütün bataryaları kırarak çıkarmışlar. İhlas'ın şofbenini, en son buraya ikinci el aldığımız buzdolabını götürmüşler. Artık evde çatır çatır sesleri de duyulunca evde oturacak hal kalmadı. Hepimiz de korkuyoruz. Yani çoluk çocuk evde oturmaktan korkuyorlar. Parasız kalan hırsızlık amaçlı evlere dalıyor. Burası nasıl olmuş? Hırsızlar içeri girince polislerin bilirkişi raporunda kapıyı içeriden patlatmışlar. Birkaç dakikada olup biten bir iş. En az iki kişinin yapacağı bir iş. O demir korkulun sökülmesi insan gücüyle bile olacak iş değil. Ya bir araçla geldiler buraya eşyaları yükledikleri araçla. Bir de bahçede iki tane çelik tel bulduk. Çelik teli bağlayıp asılıp da kırıyorlar. Yerinden çıkarıyorlar korkulu. Giriyorlar içeriye sessizce. Polislerin ifadesinde bu kapılar içten patlatılıp açılmış. Biz tuvaletle lavabo ayrı. Bunlarda da var çatlak. Buraya doğru geliyor. Benim şey yani açılıyor. Bunu elbiseleri niye götürmüyormuşuz biz? Tavuklarımız çalındı. Daha buçuk motorumuz vardı. Budum buçma. Onu çaldılar. Yatak odasını başucundan depodan almışlar. Girmişler, kilidi kırmışlar, asma kilidi. Görmüşler kilidi, almışlar, götürmüşler. Biz evin içinde yatarken, yatak odasının ucunda başucumuz zaten depo. Hiç haberimiz yok. O gün de zeytinlikten gelmiştik, yorgunduk. Hiç haberimiz yok yani.